Merhaba arkadaşlar. Çevremizde e, dinin izleri başlıklı 5. ünitenin 2. dersinde sizlerle birlikteyiz. 1. dersimizde mimarimizde, musikimizde e, ve edebiyatımızda dinin izlerini görmüştük. Bu dersimizde de e, örf ve adetlerimizde dinin izleri ve peşinden de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kısasını görmüş bulunacağız arkadaşlar. Evet. Toplumlar arkadaşlar günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını e, karşılamak üzere bazı kurallar oluştururlar arkadaşlar. Her toplum bunu mutlaka yapar. Bu kurallar yazılı olarak ifade edilebildiği gibi bazen de alışkanlıklar olarak e, varlıklarını devam ettirmektedirler. Oluşturulan kuralların yazıya e, geçirilmemiş olanlarına örf denilmektedir. Eskiden beri tekrarlanarak yerleşmiş ve alışkanlık haline gelmiş olanlarına da adet denilmektedir arkadaşlar. Toplumumuzda bireyler doğumlarından ölümlerine kadar çok çeşitli örf ve adetlerle iç içe yaşamaktadırlar. Örf ve adetlerin oluşmasında toplumsal ihtiyaçların yanı sıra dinin önemli bir etkisi de mutlaka vardır arkadaşlar. Toplumsal yaşantımızda dinin izlerini Görebileceğimiz pek çok örf ve adetle karşılaşabiliriz. Örneğin, yeni doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan okunması, sol kulağına ise kâmet getirilmesi, dinin etkisiyle ortaya çıkmış bir gelenektir arkadaşlar ve hala varlığını devam ettirmektedir. Müslümanlar erkek çocuklarının erkek çocukların sünnet edilmesi sonrasında bir sünnet düğünü düzenleyerek hem eğlenir hem de çocukların hayatında önemli bir dini sorumluluk yerine getirilmiş olur arkadaşlar. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim ve mevlidler okutulur. Birlikte yemekler yenir ve sünnet olan çocuğa bu dini sorumluluğu yerine getirmenin bir hatırası olarak hediyeler verilmektedir. Dinin, dinin etkisiyle arkadaşlar ortaya çıkan önemli geleneklerden biri de Muharrem ayında aşure, aşurenin dağıtılmasıdır arkadaşlar. Yapılan aşure çevredeki evlere, komşulara dağıtılarak hayır dua e, alınmaya çalışılır. Yeni doğan e, yeni doğan askere giden ya da e, ölen birisi için mevlitin okutulması, bayram ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, cenaze törenlerinin gerçekleştirilmesi, e, kabir ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi de örf ve adetler üzerinde dinin izlerini görebileceğimiz uygulamalardır arkadaşlar. Cuma günleri ve kandil geceleri de e, dinin etkisinin toplumsal hayatta görüldüğü önemli zamanlardır. E, Müslümanlar arkadaşlar bu özel gün ve gecelerde bir araya gelirler, ibadetlerini gerçekleştirirler ve birbirleriyle görüşürler arkadaşlar. Örf ve adetlerimizdeki dini içerikli e, uygulamalarla ilgili olarak e, bizim üzerimize düşen görev arkadaşlar bunların bilinçli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Tabi e, dinin özüne aykırı olmayan geleneklerin de korunması konusunda gayretli, e, gayretli olmak ve bunları nesilden nesile aktarabilmekte önemlidir. Bozmadan e, sorumluluklarımızı yerine getirip, bunların e, nesilden nesile aktarılmasını sağlamaya çalışmalıyız arkadaşlar. Evet Hazreti Süleyman e, Aleyhisselam'ın kısasına geçelim arkadaşlar. E, Hazreti Süleyman e, arkadaşlar kendisi gibi e, bir peygamber olan Hazreti Davud'un oğludur arkadaşlar. Davud Aleyhisselam eee Davut aleyhisselamın vefatından hemen sonra henüz küçük yaştayken hükümdar olmuştur Hazreti Süleyman. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman ve onun üstün özelliklerinden pek çok ayette yine bahsedilmektedir. Hazreti Süleyman peygamberlik görevi yanında babasından devraldığı hükümdarlığı da uzun yıllarca devam ettirmiştir. Hükümdarlığı arkadaşlar Filistin, Ürdün, ve Suriye'yi de içine alan bir bölgeyi kapsamaktaydı ee, Hz Süleyman arkadaşlar babasının başlattığı önemli işlerden biri olan Mescidi Aksa'nın yani Beytül Makdis'in yapımını e, Uzunca bir süre sürede tamamlamıştır arkadaşlar çok maliyetli olan e, bu inşaat için kendi hazinesinden e, bütün imkanlarını kullanmıştır ve seferber etmiştir Hazreti Süleyman. Yüce Allah tarafından Hazreti Süleyman'a pek çok mucize verilmiştir arkadaşlar. rüzgarın onun emrinde olması, ona kuşların ve diğer canlıların dilinin öğretilmesi de bunlardan bu mucizelerden bazılarıdır. Allah tarafından Hazreti Süleyman'a davalarda hüküm verme konusunda önemli bir yetenek de verilmiştir arkadaşlar. Hazreti Süleyman atları çok sever ve onların bakımıyla bizzat kendisi ilgilenirdi. 40 yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Hazreti Süleyman arkadaşlar Allah'ın adını insanlara duyurmak için çaba sarf etmiştir, gayret göstermiştir. Onun saltanatı, hükümdarlığı arkadaşlar zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmiştir. Evet, Saat Suresi 35. ayeti sizlere aktarmak istiyorum bu konuyla ilgili. Süleyman, ey Rabbim beni bağışla ''Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık, bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.'' dedi. Neml Suresi 15. Ayette de ''Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun.'' dediler. Enbiya suresi 81. ayette de aynen şu ifadeler geçmekte. Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Evet bu ayetler de yine Hz. Süleyman'ın kendisiyle ilgili ayetlerdi arkadaşlar. Beşinci ünitemizde bu dersimizle birlikte sona ermiştir arkadaşlar. Lütfen kitabınıza yer alan beşinci üniteyi baştan sona anlaşılabilecek şekilde ee, okuyunuz. Varsa elinizde konuyla ilgili e, soruları çözünüz. Konuyu pekiştirmeye çalışınız arkadaşlar. Bir dahaki derste inşallah görüşmek üzere. Hepinize hayırla kalın diyorum arkadaşlar.